şemsiye şeker. ...25 yaşında ve 3 yıllık evli. Bursalı olan gelinimiz ev hanımı. Aslilerle gelin evi haftanın ikinci gününde Mustafa Kemal Paşa'da. Ben de gelinlerimi güzel toparladım, aldım. Çünkü yolumuz uzun. Yani Bursa'nın içinden Mustafa Kemal Paşa'ya geldik yaklaşık herhalde bir 45 dakika, bir saat sürdü değil mi hanımlar? Evet. Şimdi Remziye'nin kapısındayız. Bir şey söyleyeceğim. Camdan görüyor musunuz? Bir süslemeler, bir şeyler var. Kına gecesi var herhalde bu. Bence Aslı Hanım Remziye bütün iddiasını konuşturmuş. Bir inelim bakalım. Öyle mi diyorsun? Evet. Ben de çok merak ediyorum. Yani bence bir sünnet veya bir kına gecesine denelim. Biz de merak ediyoruz. Hadi o zaman hadi buyurun. Vay 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 vay. Kına gece hanım geldiniz. Hoş bulduk. Biz bunlar bizim için. Tabii ki siz kırmızı halılardan yürümeye layıksınız kızlarımla beraber. Şimdi sen neler yaptın böyle? Nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel. Ama bir kırmızı halı bile yeterdi bizde. Düşünmem için yeter. Sizin için değer vallahi her şey. Bizim için kırmızı halı servisine teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de arabadan dedik ki kına gecesi mi var, sünnet mi var? Bayağı bir süslü püslü olmuşlar. Kendimizi özel hissettik değil mi hanımlar? Aslan Hanım, evime geldiğiniz için düğün var. İyi ki geldiniz o yüzden. Ay gelin evi Mustafa Kemal Paşa'da Remziye gelinin evinde mi? Evet. Evet, evet. Yıkılsın ortalık. Buyurun. Hadi o zaman buradan mı? Hadi buyurun, buyurun kızlar. Yani girişte ne olduğunu anlayamadım açıkçası. Bir kınaya gelmiş gibi de hissettim kendimi çiçeklerden dolayı ama kırmızı halıdan dolayı da bir davet havası vardı açıkçası. Ya arkadaşımız sağ olsun yine farklı bir şey yapmaya çalışmış ama ne olduğunu da pek anlayamadım açıkçası. Gayet nezaketen güzel bir karşılama oldu. Olmasa da olabilirdi ama kırmızı halı için teşekkür ederim. Bugün oluşumla beraber baş başa bir yürüyüş yapmış olduk.